Evet, herkese merhaba. Şimdi Lady'ye tavuk yemeği yapacağız, haşlama. Her zaman yaptığımız gibi. Tabii ki poşeti burada açtım. Lady tabii ki çiğ et yemiyor. Koysanız da önüne yemez. Gördüğünüz gibi hiç umurunda bile değil. Kendisine bugün 5 kilo tavuk aldım. Şimdi kiminiz diyecek ki, a köpeğe 5 kilo tavuk alınır mı? Neyi diyeyim ben bu köpeğe? Salata mı yapayım? Bazılarınız şunu diyebilir. Ya abicim sen vejetaryen değil miydin? Evet, vejetaryen olan benim zaten, köpeğim değil. Yani böyle bir durum var. Lady değil. Lady et yiyen bir köpek. Yani vejetaryen olamaz zaten. Öyle bir şey mümkün değil. Onun doğasında yok böyle bir şey. Lady insanlar gibi kendi tercihini değiştiremez. Değil mi Lady? Öyle bir şansı yok. Çünkü bunun doğasında var et yemek. Ama benim doğamda öyle bir şey yok. Ben et yemesem de yaşayabilirim. Mis gibi sebze yiyorum. Ne oluyor ki? Tabii ki bunların da canı var. Ona lafımız yok. Ama evde beslediğimiz köpeğin de canı var. Aç bırakamayız. Bunun doğasında var. Her zaman bunu söylüyorum. Yani ben vejetaryen diye bu köpeği de aç bırakamam. Bu mümkün değil. Değil mi Leydi? Seni aç bırakamayız. Değil mi annesinin bir tanesi? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Aslında ben mamadan yanayım ama maalesef fazla mama yemiyor Leydi. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Aç kaldığı zamanlar oluyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Bazen et alıyorum kendisine bu şekilde. Doğranmış. Şimdi bunu haşlayacağız. Böyle etli metli. İçine hiçbir şekilde hiçbir malzeme koymayacağız. Olduğu gibi haşlayıp suyunu da dökmüyoruz arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Evinizde artan kırıntı, ekmek ne varsa biriktirin bir hafta boyunca, 2 hafta boyunca gerekirse. Hepsini içine koyun. Dışarıda yaşayan kedi köpekler var. Onlar için 10 numara yiyecektir bu. Oh benim bir tane bu. Bir tanem benim bu. Neyse şimdi kalkıyorum. Hemen hazırlayayım ben Lady'ye bu yemeği. Evet, önce suyumuzu dolduruyoruz. Ama onun dışında herhangi bir su koymuyoruz. Tuz, biber, hiçbir şey gerekmiyor. Olduğu gibi yeterli de. Bir bakalım. Ateşimiz yandı. Şimdi tavukları içine koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini açacağım. Arkadaşlar tencereye hepsi sığmadı maalesef. Bir kısmı sığdı, bir kısmı şurada. Lady halen bekliyor, yemek istiyor. Şimdi kiminiz şunu diyebilir, ben çok yabancı kanallarda bunu gördüm. Hani siz de görmüşsünüzdür. Genelde hep yabancılar çiğ de verdikleri oluyor. Çok gördüm, hatta yorum bile yazdım. Niye çiğ veriyorsunuz? Hayır Lady, in aşağıya, in aşağıya. Daha hazır değil yemeğin. Köpeğe asla çiğ et verilmez. Çiğ et vermemizin sebebi kuduz olmasından dolayı değildir. Bu yanlış bir bilgi. Parazit olmamasından dolayı. Çünkü çiğ et midesinde parazit oluşturur. Bu da iyi bir şey değil. Bilginiz olsun. Neydi buraya gel. Bundan dolayı biz çiğ eti tavsiye etmiyoruz. Haşlanmış et her zaman iyidir. Evet, son olarak yemek pişti. Soğumaya bırakacağım. İçindeki suyu dökmeyeceğim. Biraz Lady'ye ayıracağım. Gerisini ekmek kırıntılarının içine dökeceğim. Ve dışarıdaki hayvanların yemesi için bırakacağım. Hepsi bu kadar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.